Baba Torik. Milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri ilk maçında Kazakistan deplasmanına konuk olacak. Şimdi her şeyden önce yani iki takım arasındaki farkı zaten söylemeye gerek yok milli takımımızla Kazakistan takımı arasındaki farkı ama burada konuşulması gereken aslında Hiddink'in tercihleri. Medya tarafından da biraz eleştirildi. Genelde işte kendi takımlarında oynamayan, yedek oynayan oyuncular, sakat olan oyuncular, sakatlıktan yeni kurtulan oyuncular, formsuz oyuncular hepsi bir arada milli takıma çağrılmış durumdalar. İşte Volkan Şen'in, Bursa Spor'dan tanıdığımız Volkan Şen'in bu kadar formdayken milli takım kadrosuna çağrılmaması yine konuşuldu. Ama tabii şimdi ilk maç yani Hiddink'i çok fazla eleştirmemek gerekiyor açıkçası. Hani ben o düşünceliyim. Çünkü Hiddink biliyoruz yani Dünya Kupası'nda çalıştırdığı takımları yani her çalıştırdığı takımı bir şaha kaldırıyor. Avustralya milli takımına ikinci tur oynatmıştı Dünya Kupası'nda. Güney Kore ile yaptıkları ortada. Rusya milli takımı ile yaptıkları ortada. Yani çok önemli bir teknik direktör. Şimdi yavaş yavaş da tabii yani Türkiye Ligi'ni de hemen geldiği gibi hani tanıyacak diye bir şey yok. Yavaş yavaş tanıyacak. O yüzden bu hani oyuncu seçimleri işte şunu aldı ya da şunu almadı gibi eleştiriler yapmak biraz yersiz Hiddink açısından düşündüğünde. Çünkü şöyle de bir şey var zaten yani Hiddink'in arkasında durmalıyız yani Hiddink'e destek olmalıyız. Şu anda zaten başka elimizden bir şey gelmiyor. Yani bir şekilde Türk milli takımını ben arzu edilen, istenilen yere getireceği kanaatindeyim açıkçası Hiddink'in. Çok iyi de bir seçim bence milli takım açısından. O yüzden hani kadro açısından çok fazla eleştirmemek lazım. Henüz erken Hiddink için. Şimdi Kazakistan biraz yani geçtiğimiz senelere oranla gitgide gerek ülke futbolu olarak gerek de işte Kazakistan'ın mesela en önemli temsilcisi Aktobe. Zaten bu Kazakistan takımı büyük ölçüde Aktobe takımının oyuncularından kurulu bir takım. Aktobe Kazakistan'ın şu anda en iyi, en formda takımı. Avrupa kupalarında da mücadele ediyorlar. O yüzden hani gitgide üzerine koyan bir Kazakistan takım var. Yani geçtiğimiz senelerde bundan bir 5-6 sene evveline baktığınızda onlar Asya elemelerinde oynuyorlardı. Çok fazla kendilerini dünya üzerinde hani tanıtamıyorlardı ama Avrupa gruplarına dahil olduktan sonra ve yani Avrupa gruplarına dahil olduklarında açıkçası averaj takımı görüntüsündeydiler. Hani şuydu hep işte Kazakistan'a gidilir 5-6 tane atılır gelinir şeklinde düşünülüyordu ama Kazak futbolu biraz gelişme aşamasında biraz Rus ekolünden de etkilenmiş durumdalar. O yüzden çok küçümsenecek bir takım değil. Averaj takımı olarak düşünülmesin Kazakistan takımı. Sonuçta yani bizim milli takımımızda Moldova'ya ve Malta'ya karşı kaptırdığımız puanları düşünürsek hiç de kolay bir deplasman değil Kazakistan deplasmanı ama şu aşamada oynamak Kazakistan'la biraz avantaj. Çünkü kış ortasında oynayacak olsanız Kazakistan'la soğuk bir havada çok daha hani kötü bir zeminde çok daha farklı skorlar alabilirdi Türkiye açıkçası. Şu dönemde oynaması da bir avantaj Türkiye'nin. Şimdi önemli oyuncuları yok aslında hani Kazakistan takımının hani. İyi bir takım ama çok da büyütmeye gerek yok. Yani Türkiye kalitesinde bir takım değil. Bizim seviyemizde olan bir takım değil. Zaten artık Dünya Kupası'na katılamamış bir Türkiye artık Avrupa Şampiyonası'na da katılamazsa zaten hani Kazakistan gibi bir takımı biz yenmek için bu kadar teknik, taktik falan düşünürsek hani açıkçası Avrupa Şampiyonası'na da çok fazla gitmemize gerek yok kanaatindeyim ben. Kazakistan'ı ben bir şekilde yani yeneceğimizi düşünüyorum. Yani bunun dışındaki herhangi bir skor sürpriz olur ama Kazak takımları ilk yarıları özellikle hep dengede tutarlar. Yani biraz da sert futbol oynarlar. O yüzden maçın ilerleyen bölümlerinde hani berabere devam eden her dakika Türkiye'yi biraz daha stres altına sokacaktır. Özellikle bizim futbolcularımızın bu stresin üstünden gelmeleri gerekiyor. Yani topu ayağa oynamak gerekiyor. İşte şişirme toplar Kazakistan takımına çok büyük avantaj sağlar. Biz topu yerden oynadığımız sürece sabırlı şekilde pas yaptığımız sürece zaten bunları yapabilecek oyuncularımız var. Her ne kadar formsuz oyuncular da çağrılsa, yedek oyuncular da çağrılsa hani Kazakistan deplasmanında kaybedilecek bir puanın bahanesi değildir bunlar. O yüzden sabırlı şekilde hücum ederek ben Türkiye'nin Kazakistan'ı yenebileceği kanaatindeyim ama ne zaman ki şişirme topu oynarsak açıkçası zor anlar yaşarız Kazakistan deplasmanında. En önemli şey burada ayağa pas yapmak, sabırlı hücum etmek ve tabii ki girdiğimiz pozisyonları da gole çevirdiğimiz sürece Kazakistan'ı ben farklı şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Baba Torik.